Ali bir ara sen Michael Jackson'la yatıyordun, Michael Jackson'la kalkıyordun. Abi ben bir ara Michael Jackson'la yatmıyordum, bir ara onunla da kalkmıyordum yani onu net söyleyeyim. Hadi abi! Neydi? En son sen ayakkabılarını satıyordun. O hikayesi <laughs> alamadım. <laughs> Aliço! Aliço! Ali bu işleri yapmaz. Ali bu işleri yapıyorsa şöyle yapıyordur dedim. Şey miydi Ali ya? Yoksa ben mi? Gözüpe seni çok büyütmüşüm. <laughs> <laughs> Olabilir <laughs> bu arada. <laughs> Sago bana diss attı ana. Ya. Ya yapma be. Hayır, Hayır ya. Garip garip hareketler yapıyor. Mesela şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Hani Kabataş'ın iskelesinde. Yaklaşık bir, bir buçuk iki sene Urkan Erez menajerimdi benim oyuncuyken. Abi o dönem bedelli askerlik çıkmıştı ve 15 bin lira. Biraz buraya mı? dolabilir miyiz ya? Başka bir hikaye gelecek çünkü. <laughs> Hocam buna gülmeseydin ya. <laughs> Ali'cim be hadi ilk bölüm be. <laughs> Roo falan yapmamı bekledin. Sana internet mahirle tanışma hikayemi anlatmış mıydım? Showcast'in Showcast. Showcast ilk bölümüne Oraya <laughs> pardon hocam yanlış kamera. <laughs> kestiğin ilk bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Uzun bir aradan sonra, yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra tekrar karşınızda olmanın verdiği inanılmaz bir heyecan var üzerimizde. Harika bir formatla karşınızdayız. Showcase adından anlaşılacağı üzere böyle biraz podcast, biraz talk show, karışık ortaya karışık gibi bir şey yapmak istedik. Bu tarz programların devamının gelmesi için kanala abone olmayı, yorum atmayı, zil bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikle Showcase'in ilk bölümünün şerefine şöyle bir güzel beğeni, yorum, abone, yağmuru tutarsanız çok sevinirim deyip hiç uzatmadan konuğumu sunmaya geçmek istiyorum. Çünkü uzun zamandır onunla sohbet et etmek için çok sabırsızım. Alicim inanılmaz bir sunumum var şu an seninle ilgili. Başlıyorum. Just ile Gönüllerde sıcacık, yumuşacık, üstü çıtır, mis kokulu bir yer edinen. Henüz 27 yaşındayken çok izlenen ulusal bir kanalda talk show programı sunan, YouTube'da milyonlarca izlenen içeriklerin sahibi, oyuncu, showman, yazar, Michael Jackson Türkiye temsilcisi, eski Late Night Show sahibi ve karşınızda Ali Biçim. Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. Ne kadar iyisiniz. <laughs> Sadece Michael Jackson'ın Türkiye temsilcisini anlamadım. O çok tartışmaya açık bir şey. Ali bir ara sen Michael Jackson'a yatıyordun. Michael Jackson'a kalkıyordun. Abi ben bir ara Michael Jackson'a yatmıyordum. Bir ara ona da kalkmıyordum yani onu net söyleyeyim. Program biraz böyle şey yani magazinel başladı. Biraz enerjik, biraz magazinel, biraz hasret dolu başladı. Ali nasılsın? Gayet iyiyim. Seni çok uzun zamandır görmüyordum. Ne iyi oldu bu arada. <laughs> Belki takipçilerimizin bilmesine çok da ihtiyacı yok ama seni bayağıdır görmüyordum. O yüzden ben de burada olduğum için ne yalan söyleyeyim gerçekten mutluyum. Geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır sabırsızlanıyoruz. Bayağıdır da görüşemiyorduk. Aslında biz seninle yaklaşık bir 10 yıl önce Vine dönemlerinde... Bir seni bir ay önce görüştük. <laughs> 10 yıl diyorum ya Ali boş versene. <laughs> ya biz Ali ile bir bölüm çektik. Söyleyelim o zaman artık. Tabii Ki. Yani bunu söyleyelim. Biz Ali ile bir bölüm çektik. Şahane de bir bölüm çektik. Ama bazı teknik aksaklıklar sebebiyle maalesef yayınlayamadık. Ali'ye de bu durumu anlattık. Ali de yüce gönlüyle bizi kırmadı ve tekrar geldi be. Estağfurullah. Estağfurullah. İyi ki varsın Ali Bey. Benim bugüne kadar sunduğum programlardaki açılış sorum. Bu programda da sormayı çok istiyorum. Değilim ve bundan... abi. Peki yani. ya öyle bir soru geliyorsa değilim yani <laughs> Hakikaten öyle bir soru geliyordu çünkü ben bugüne kadar tüm programlarımda Mutlu musun sorusuyla başlıyordum Bu programda da mutlu musun sorusuyla başlayacaktım Ve sana da mutlu musun Ali diyecektim ha, Ben de şey anladım bu etnografya müzesi vardı Ankara'da hatırlar mısın? <laughs> Orada Tarkan'ın Karma albümü çıktıktan sonra Mehmet Ali Birand'ın Rahmetli'nin sorduğu bir soru vardı Öyle bir soruyla <laughs> hayır, hayır, hayır düşündüm Fransa'da yaşadın Amerika'da yaşadın Ben şimdi sana ee, yani sen gay misin diye sormam Seni rahatsız eder mi mesela? Senesine... Mutlu musun? Mutluyum abi Gayet mutluyum. N neden mutlusun? Ee, bu çok özel bir şey açıklamak istemiyorum. <laughs> Gerçekten öyle bu arada. Yani ne mutlu... Yani ne, ne, neyden mutlu olduğumu ya da ne de mutluluğumun sırrını vermek istemem yani. Ama sen biliyorsun. 150 bin like'a belki de. <laughs> Onu biraz daha düşürürsek 37 bin like mutluluğunun sırrını alırız gibi senden. Abi sende. bence sabır yani. 150 bin like gelir ve geldiğinde ben de mutluluğumun sırrını paylaşırım. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Arkadaşlar be. Bir 150 bin like'a ne güzel olur. Ali kafamda seninle ilgili şöyle bir manzara var. Aklıma sen geldiğinde şöyle bir şey canlanıyor seninle ilgili. Arkada bir raf. Orada figürlerin var. Devasal bir figür dolabı. Genelde böyle horror figürler var. Korku figürleri var. Em sokandan falan böyle Fridiler vesaire. Ve sen her gün Türk kahvesi yaparken story paylaşıyorsun. <laughs> sen gibi kafamda böyle bir sahne canlanıyor. Neden her gün Türk kahvesi içerken story paylaşıyordun o dönemlerde? Nasıl bir dönem dönemdeydin ya? Ne güzel dönemlerdi be bu arada. Şimdi tabii ki videoyu yeni açmış ve bizi yeni. Hatta belki de beni daha yeni tanıyacak insanlar için de şunu söylemek zorundayım. Bahsettiğimiz yıl aslında 2014 ve 2017 arasında olan bir dönem. O dönem biliyorsun Türkiye'de çok fazla Türk kahvesi tüketiliyordu. <laughs> Benim tarafımdan. Derin bir boşluktaydım. Dejavu yaşıyor olabilir miyim? Yok yok ne alaka ya? <laughs> yok mu abi? Çok derin bir boşluktaydım. Türk kahvesi içip oyuncak koleksiyonu yaparak geçirdiğim bir dönemdi sadece. Mutlu olduğum bir dönemdi. Meğer aslında ileriki çok mutsuzluğumun da büyük bir habercisiymiş. Ama yine hatırlayıp geçmişe bir perspektifle baktığımda hakikaten mutluymuş. Ali figürler ne oldu? Sattım. Hmm. Ben de bu arada bir dönem figürü biriktiriyordum. Ben de sattım o. Mesela sattım demem hiç etkileyici DC... değil, değil değil mi yani? Aynısını yaşadım Ali. Şey çünkü. anlatmam gerekiyor. Abi biliyor musun ne oldu hayır, falan hayır. Şu, Aynen 4,5 milyon şu dolar. Şu da senden bu arada yani. Bir dakika niye sattın? <laughs> hayır, o da hayır. yok. Çünkü aynısını <laughs> ben de yaşadım. Ciddi misin? Ay, evet abi. Ben de bir dönem özellikle DC komiks figürleri biriktiriyordum. Böyle hot toysları falan. Sana iyi bilirsin yani büyük tabii ihtimalle. Ki. Bir tane o zaman daha alınabilirdi tabii yani. Hot toys falan şu an büyük ihtimal almak çok güçtür ama. Böyle hot toys figürlerim hali Ali Queen'lerim, Joker'lerim, vesairelerim vardı. Cihan abi de bilir yani hatırlar birçoğunu. Yani. Yurt dışından getirtiyordum neler yapıyordum böyle. Figürler biraz şey yani İlk maddi olarak patladığın anda elden çıkartılabilecek ilk şeyler gibi gözüküyor ya biraz. Aslında bir yandan da hata da demeyeyim ya. Ya istiyordum. Normalde o paraya çok daha başka şey arabada alınırdı, evde alınırdı. Yani oyuncak dediğin şey sadece böyle ikinci elde böyle bir işte açık arttırmaya girip aldığın şeylerdi. Gerçekten çok pahalı. Hala oyuncak geçmişten günümüzde zaten şu an daha da pahalanmaya başladı. Şu an seramik bir oyuncağın fiyatını düşünemiyorum. Benim o dönem biraz da seramik oyuncak hastalığım da vardı. Bu dioramalar vardı ya mesela çok beğendiğin film ya da çizgi film sahnelerini evin içinde canlandırdığın sahne oyuncakları diye. Ben de çok topladım ama toplarken bir yandan da annem hep şey diyordu yani hani, topla topla nereye kadar bir yerde bir şey yapman gerekiyordu. E biz de hep şey kafasındaydık yani abi yani bunu yaptık yani program yaptık battı gitti ama elbet bir devamı gelir diye düşündük. Gelmedi, <laughs> gelmeyince de bu sefer Şeydi, Ali ama için... iyi direndim bu arada. Normalde oyuncu aldıktan 5 sene sonra sattım. Ha hemen satmadın yani Abi böyle. Ya. Ha. Hemen satılır mı? İlk camı kırın <laughs> şeyi değildi sende figürler o zaman. Yok hayır. Zor anda camı kırın yani şeyi değildi. Atıyorum mesela önce ayakkabılardan başladık <laughs> satmaya. Sonra tişörtler. Sonra oyuncaklar. Yani final oyuncaklardı. Ya Bende başlangıç oyuncaklardı bu arada. Çok büyük bir oyuncak koleksiyonumu Letko'dan birisine satmıştım. Hmm. Evet. Seni tanıyan biri miydi Ali peki? E, tanıyan biriydi ama benim inceden de böyle normal birisi gibi davrandım. Çünkü bana şey demişti. Abi sen daha önceden bir program sunmuş muydun falan tarzı bir şey dediğinde biz o sırada şey yani Ortaköy'de tepede oyuncak takası falan yapıyorduk. <laughs> Dedim abi ben o değilim. Sen benim 5000 bin liramı ver. <laughs> ve buradan hemen uza yani. Bir gün Mertcan bağır bana şey demişti. Abi dedi bir dönemim var aynı senin gibi söylemişti. E, Galata Kulesi'nin orada terliklerini paylaşıyordun falan diyordu bana. <laughs> <laughs> Gerçekten hatırladım. Bunu. Abi evden çıkıyordum, yürüyordum ve bir anda terliklerim Terlikleri paylaşıyordun. Evet. Terliklerim iyi bir terlikti, Camper markaydı. Ama de. bunu birden çok kez yapıyordun evet. Ali yani. Bunu hatırlamıştım. Gün içinde çok fazla terlik atıyormuş. <laughs> ya onun farkında değildim yani. Mesela Mertcan bile şey demedi. Abi işte terlik atıyordun. Biz de korkuyorduk storylerden deyip geçiştiriyor ama yani psikolojik olarak Tabii ki, tabii çok ki. Çok daha büyük hisstanları şey, vardı. Şey kötü ya Ali bir de. Yani terlik o, paylaşmak. Terlik değil. paylaşmak zaten <laughs> ayrı tutuyorum ama. Mallık desen <laughs> ya. Şey, ne kötü abi ya. E, figürleri satmak zaten kendi içerisinde yeteri kadar kötüyken bir de figürleri sattığın kişinin seni tanıyor ve seni o halde görüyor olması da ayrı bir bir hüzün yaratıyor o ya. O zaman bir hikaye daha anlatayım sana. Yine Letgo'da kablo modem satacağım. O zamanlar benim geçmişte aldığım <laughs> kablonet modemim çok pahalıydı. Hiç unutmuyorum Media Mark'tan gidip almıştım. Şimdi ADSL ile kablo net arasında ciddi bir fark var ya Hı -hı. hız olarak da işte kablo lehim olarak da. Ben en iyi modemi almıştım. Çünkü evde iki internet kullanıyordum. Bir tanesi işte hani misafir interneti bir tanesi de kendim işte yani Ethernet LAN'dan kullandığım internette. Torrent çok fazla kullandığımız için. Ah be torrent. Daha Netflix Soho'da o lansmanı yapmamıştı. ben de gitmemiştim. <laughs> öyle diyeyim yani. Modemi satabileceğimi Letgo'da öğrendim. Çünkü Letgo'ya girip modem yazdığında bayağı benim gibi 35 bin tane insanın Anadolu'dan Avrupa'ya kadar modem sattığını gördüm. Ve modeme çok iyi bir rakam koymuştum. Abi birisi dedi ki ben dedi bu modemi almak istiyorum ve benimle beraber Osman Bey Ramada Oteli'nin altında buluşur musun dedi. Ben gittim bayağı bildiğin çok saçma bir poşetin yani markasız bir poşetin içine bu beyaz şarküteri poşetleri olur ya Hı -hı. onun içine koydum. Abi başladım teşvik eden yürümeye. Şimdi anlatırken biraz komik geliyor ama o zaman çok acı verici bir şeydi. Abi hattın hiç kapandı mı bilmiyorum ama Şu... <gülüyor> e... <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Bir dönem hiç açık olmadığı zamanlar var benim hattımda. Ama yani. mesela benim hattım hep açıktı ama <laughs> Şöyle oldu. Abi bir anda internetim çekmemeye başladı ve internet çekmeyince ulan dedim acaba hatta bir problem mi var falan filan vesaire derken fatura ile ilgili bir şey gördüm. Ama dedim bu hat normal kapanmadı. Şimdi aramaya kapanmakla bir de aranmaya da kapanmak diye bir şey Abi, var ya. Tabii onlar aşamalı aşamalı böyle önce aranmaya kapanıyorsun o berbat sonra atmış. evet aramaya İşte onu öğrenince işte o süre zarfında sağ olsun Ramada Otel'in altındaki McDonald's'ın Wi-Fi'ına girdim <laughs> ve dedi ki bu kahrolası modem ben satacağım ve eve ekmekle döneceğim dedim yani. Bir dakika yani. öyle sat Sattın yani evet. başka bir wireless üzerinden bağlanıp onu bir site üzerinde satabildin Çünkü arayan yani. numara bana ulaşamıyordu. Hmm. Ulaşamayınca bu sefer benim Whatsapp'tan abi ben geldim orada <laughs> ramadanın önünde demem gerekiyordu. Evet hocam, bir bakayım telefonuma. <laughs> <laughs> ya bunun ne olabilir? Abi. Daha beter bir hikaye var. Modemi sattığım kişi kablonette çalışıyordu ve bana şunu söyledi. Bu modemi nasıl aldın ya dedi. Bu modem dedi çok pahalı bir modem dedi bulunamayacak bir modem. Abi şimdi mesela modem diyorsun ya, hani paha biçilemez bir şey gibi şu an durmuyor. Hmm. Şimdi modem işte atıyorum şu an alsan, işte, telekom firması faturana yansıtıyor alıyorsun falan filan. Bu bayağı biz zaten gidip benim seçtiğim bir modemde. Bu da benim çok acıklı bir Letgo <laughs> hikayemdi yani. Abi Letgo hikayelerinin geneli çok acıklı oluyor. Bence bu hikayedeki en kötü işte gittiğinde seni tanıması ve sen senin o kişi olmadığını ispatlamaya çabaladığın Sıkıntı değil abi, beni param versin. <laughs> Abi hemen hemen para Bir de nakit yani. Ama Cash bak on o kişi, ben di o kişi ben değilim demişsin ya mesela. Bak bir de şey var onu hiç yaşadın mı? E hadi sen yine figür satıyorsun, modem satıyorsun. Yine hatır sayılır şeyler. Bir de bir parasızlığın bir level'ı var. Ve çok anlamsız bir şey satmak. Yani onu sattığına dahi utanacağın. Sana dürüst olayım mı? <laughs> Ol. Şimdi bu bir şey satmak konusunda işte ya yani ne bileyim işte kıyafetinden oyuncağına işte kanependen kütüphanene kadar her şeyi satıyorsun yani. İşte saf geliyor evde senin eline para sayıyor. İşte aynı Rand'ın Atlas Silkindi kitabını alıyor falan filan. Bunlar okey. Ama Mesut'la birlikte konuştuğumuz şöyle bir şey var. Biz böyle gün içinde herhangi bir video çekimi olsun olmasın oturup konuştuğumuzda geçmişe perspektifle baktığımızda şunu diyoruz. Ya senin bu kötü dönemlerinde biz gidip kulüplerde, restoranlarda nasıl bu kadar rahat eğlenebiliyorduk dediği çok enteresan bir dönem var. Eğlenceye her zaman paramız vardı. <laughs> her zaman yani. Gider en klas yerde eğlenirdik. Açardık laptopumuzu. Ya gece kulübünde laptop açmışlığımız var yani. Yine keyfimiz yerindeydi. Bunlar çok arka planda kalan hikayeler yani. Şeyi hatırlıyorum Ali. Senin o yine o, o Türk kahvesi zamanlarında bir sürü tipleman vardı senin. Bir tane yeşil suratlı böyle bir şey. Aniden yükselen Kerim. Aniden yükselen evet. Kerim vardı. Böyle bir rakı o sofrasında. O benim işte cinselliğimi anlatan <laughs> <laughs> abi dünyanın en berbat karakterlerini şey, en hüsran döneminde çıkarttım zaten. O dönemler kötü dönemlerin değil mi senin? Evet. O dönemler... 40-50 tane karakter yaratıyordum günde. Ali. Toptancı İshak abi, aniden Hüseyin Kerim. Toptancı İshak abi vardı ya. Evet. Ee. Ali güzeldi be. İşte ben... atarlı satış elemanı falan evet, filan evet, vardı evet, evet. ya. Şey böyle gözleri evet. şişik şişik. Nerede aa. Snapchat efekti varsa evet. hepsini kullanıyordum. Ali biçim şovdan sonrasına denk geliyor değil mi? Hemen sonrasına. <laughs> o Kafayı yedim hemen bir şeyler üretmem lazım dedim ama... Hiçbir zaman o mesela ürettiğim ya da işte sosyal medyaya yüklediğim şeylerin ya işte fark etsinler falan diye yapmadım yani abi ben kendi gazımı alıyordum her gün. Vine'da paylaşıyordun Ali sanki değil mi? Onları sen. Vine'da, Vine'da Instagram'da, Instagram'da YouTube'da <laughs> her şeyde abi yani. Belediyenin önünde de paylaşacaktım Hadi yani. Abi beni Vine zamanlarından hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. <laughs> Benim Vine çektiğim dönemleri. Evet. Ben abi bir dönem şeyin kurbanı oldum ben. Vine'da bayağı 500 bine yakın takipçim vardı. Böyle saf aşıklar Öyle bir anlatıyorsun falan. ki sanki Jeffrey Ipsi'nin kurbanı <laughs> <Aynen>. olmuş gibi. <laughs> 500 bin takipçim falan vardı ve aynı dönemde tiyatro okuyordum abi. Tiyatrodan mezun oldum. Show TV'de bir diziye başladım ve o dönemki menajerim dedi ki sen sosyal medya ünlüsü olacaksın yoksa oyuncu mu olacaksın? Ve biz abi bütün Google'daki tüm vaynlarıma dahi telif attırıp her yerden bu ayak izini silerek tamamen televizyona geçiş yaptığımız benim böyle hayatımın en büyük şikayetini anlattığım bir hikayem var mesela. Yani senin o döneminden sonra yaşadığın şeyi çok iyi anlıyorum o yüzden. Çünkü Hiçbir şey sildirmedim. O keyifli senin için evet ama ben mesela 13 bölüm sonra dizide final verdikten sonra yaşadığım bu boşluk. Senin Alevişim Show'dan sonra yaşadığın boşluğa çok benziyor abi. Ya bana bir tane menajer şu an ismini vermeyeyim. İyi tipli bir abiydi. E, o döneminde hatırı sayılır bir menajer. Kisvesi demeyeyim ya. Menajeriydi yani. Tamam. Paça boyuna mı? <laughs> Paça boyuna. Yani bir daha alıyorum. <laughs> abi neyse. Sonra bu olaylar olmaya başladı. <laughs> Neredeydik? Bunu unuttum ben şu an. Neydi? En Neydi? son sen ayakkabılarını satıyordun. O <laughs> hikaye Hayır abi böyle bir... <laughs> O menajer abiye ben bir gün şunu sormak zorunda kaldım. Ya dedim abi sen dedim iş ayarlayamıyorsun dedim. Bende mi sıkıntı var? Ya da dedim hani senin Supervise kısmında mı bir sıkıntı var? Adam direkt bana dedi ki sende sıkıntı olabilir. Abi çok kötü onu duymak Şimdi işte ya. o adam ya. bana gelip deseydi ki işte sosyal medyadaki bütün ayak izlerini temizleyeceksin falan filan vesaire. Ne yapardın yani Ali? Hiçbir şey yapmazdım abi. Ali benim bir dönem Uğurkan Erez menajerimdi. Ne ya? ya bir... Bu başka bir bölüm bu, bu arada. Bu <laughs> başka bir <laughs> Bunu, Bunu ayrı... Urkan Erez abi severim. Sevgiler selamlar olsun yani, Podyumda burada. bir beni yürütmüş yok. Beni de yürütmedim abi. Yani bilemiyorum. <laughs> Yaklaşık bir, bir buçuk iki sene Urkan Erez menajerimdi benim oyuncuyken. Abi o dönem bedelli askerlik çıkmıştı ve 15 bin liraydı. Biraz buraya dolabilir miyiz ya? Başka bir hikaye gelecek çünkü. Işıkları <laughs> kapatabilir <laughs> Bedelli askerliğin 15 bin lira olduğu bir dönem vardı hatırlıyor musun? Abi 2015 Ocak. O dönemde 15 bin lira bulunabilir bir paraydı Ali. Ve Urkan Erez bana dedi ki sen de dedi Aras Bulut Yinemli gibi dedi karizmatik sar olacak bir hava var dedi. Ben nasıl doluyorum böyle Bunu Urkan abi mi söyledi? Evet Urkan abi söyledi. Saçlarını uzatmanı istiyorum senden dedi. Saçlarımı uzattım Ali. Saçlarımı uzatmak için 15 bin liralık bedelli askerliğe git. <laughs> ya sana doluyor da şu yap an genel. <laughs> Yapma o espriyi. hayır <laughs> hayır ya. <hayır> ya. <laughs> ben saçlarımı uzattığım benim iki yıllık bir sürecim var. Bedelli askerliğe. Nereye kadar uzadı? <laughs> Emre Felgin'i <laughs> buraya kadar mı? <laughs> <laughs> Bu arada Türkiye'deki en uzun saç şu an Emre Fela'ya ait. Bunu biliyorsun <laughs> mu? <mi>? Evet <laughs> doğrudur. Bedelli askerliğe saçlarımı uzattığım için gidemedim ve ondan sonra üstüne katlanarak arttığı için. Ordu parada. mu almadı? Hayır ya ordu alıyor da gidersen saçlarını kestirmek zorundasın. Ha evet haliyle. U Uğurkan abi de bana demiş ki seni star yapacağım saçlarını uzat. Sen olsan gider misin bedelli askerliğe o dönemde? Hayır Uğurkan abiyle ilgili benim herhangi bir <laughs> bedelli mevzum yok onu söyleyeyim <gülüyor> yani. <gülüyor> Hayır yani benim saçla ilgili bir problem yok abi ben şu an kazı sen kazırım. Varsa brown'dan bir tane makineniz hemen giriyor. Şuradan koltuk altımı da alıyorum <laughs> o sırada <laughs> Öyle yerleştirme almışız Abi ya Abi bak ben öyle Burada açıp kolumun Abi altına alıyorum Youtube yani ben yaparım her şekilde Bizim pataküte sorular diye bir bölümümüz var. Sana burada bir takım pataküte sorular soracağım ve senin de direkt pataküte düşünmeden hızlı ani bir şekilde cevap vermeni ve benim de aptal ya da çok e, zeki bir insan olup olmadığımı tartabileceğimiz bir bölüm. Estağfurullah. Yüce Türk halkının kararına bırakacağımız bir kısım orası. Ki. Peki yani başlıyorum. Düşündüğünde aklına gelen en mutlu an? Amerika'ya ilk gittiğim an. Ah oh be abi bunu da konuşmasak şimdi sen... Bence konuşmayalım zaten. Bak <laughs> Normalde burası tak, tak 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 geçecek bir bölüm de. Ama pataküte demiştin ona göre cevap verdim. Ali sen Conan O'Brien'i canlı seyrettin. Evet. Amerika'da. Evet. Yatmadım. Sadece izledim. Yat... <laughs> böyle bir şey. <laughs> yani. <laughs> yani step soru oraya gelecekti yani. Abi bir şey oldu mu diye o soracak gece falan <laughs> diye. Ben sadece izlemeye gittim bu arada. İnanılmaz bir şey bu ya. Ben şunu hatırlıyorum. Bir gün lisedeyim yanlış hatırlamıyorsam. Sabah kalktım. Gazete okuyorum. Hiç de işte böyle adetlerim yoktur ama neden bilmiyorum yani. Eve gazete girer miydi? A abi yani 2010'lu yıllarda gazete girmeyen ev var mıydı? Bizim eve ya? hala gazete giriyor. İzmir'deki eve. Ailenin evini şu anda doğru mu anlıyorum? Yani beni işte vaftiz babam var <gülüyor> 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 yok yok valla. Ya İzmit'te yani babamın evine hala gazete giriyor yani. Şey yani <laughs> dijital GQ giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir gün Ali gazetede şunu gördüğümü hatırlıyorum abi. Ali biçim Amerika'da. Yıkıldım Bekliyordu biliyor musun? bütün Yık... Türk halkı Amerika'ya gitti. Yık... mi? <laughs> abi yıkıldım onu görünce. Hiç şey demedim ulan bunun basın değeri var mı falan diye. Hayır benim için basın değeri varmış işte bak düşün yani. Çünkü ben o dönem sana gerçekten çok yüksektim yani seni takip ediyordum. Çünkü o dönem gerçekten çok böyle genre dışı işler yapıyordun abi sen. Yani daha geleneksel medyanın dışında ben artık seni şöyle övmüştüklerimi hatırlıyorum böyle. Hayır abi işte Türk halkı onu anlamıyor şu an. O çok ilerici bir mizah yapıyor. Bir gün anlayacaksınız yaptığı mizah falan diye konuşmalara girdiğimi hatırlıyorum böyle. Bu arada ben hala diyebiliyorum bunu yani. Bir gün anlayacaklar diye. Hala bir şeyler anlaşılabilmiş değil bence. Özellikle bak hadi şu an daha anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Bak şey nasıl olarak. ciddi bir şey konuştuğunda bambaşka bir Işıkları şekilde olurdu. Işıkları kapatayım yine? Hayır <laughs> 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 sana doluyoruz şu an. <laughs> şu an daha anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum ama 2010'lu yıllarda bence çok çağın ötesinde bir mizahın olduğuna gerçekten canı gönülde hani karşımda ne değil çok böyle olduğuna inanıyorum yani. En azından kendime dürüst davranan bir insanım yani anlaşılamadığım ya da kendi kendimi anladığımı zannettiğim ve sonradan yok abi ben kendimi de anlamadım, anlamamışım dediğim dönemler olduğu için e, haliyle insanız yani burada kendimi böyle tarihsel bir şekilde yargılamayacağım ama hala ve hala yaptığımız bazı şeylerin ileride çok daha kıymetli olabileceğini düşüneceğimiz bir kafa yapısında ilerlemeye devam ediyorum hitap ettiğimiz kitlemizden hayranlarımızdan son derece mutluyuz ama o dönem yani çok genç olduğum dönem daha sarkastiktim çok daha uçlarda geziniyordum evet. e, biraz da Amerikancı bir kafam var abi sadece evet, Amerika'ya gitmeme gerek yok evet. gerçekten Amerikancı bir kafam var yani öyle bir bir algım var. Ya sadece bildiğin kadarıyla Ali biçim şovu sunmadan önce Amerika'ya sadece bunun için gidiyorsun. Evet abi sadece bunun için gidiyor. Sadece bunun için gittin abi. Sadece oraya, bunun, eve, için, bunun gidiyorum. için gidiyorum. Abi inanılmaz ya ve ben çok o dönem görünce böyle çok imrenmiştim. hani çok iyi hatırlıyorum bak. Benim oraya gitmem tamamen bir şans. Çok iyi bir şeydi abi. Yani o do... Ali şu an ama Amerika... ne kadar şanslıymışım şu an şükrediyorum. Ali o dönem Amerika'ya gitmek şu dönemle gitmekle o dönem gitmek aynı şey değil abi. ya. Tabii şu an git gel 200 bin lira biz <laughs> O zamanın Cihan hocam daha iyi bilir yani. Ekonomi de uçmasın. <laughs> Aliye hep sorularından sorulardan devam ediyorum. Bir insan bana nokta 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 yaparsa direkt olarak hayatımdan çıkartırım. Gereksiz yere gönül koyarsa. Kendinde kaldırmak, düzeltmek ve eklemek istediğin birer özellik söyler misin? Kaldırmaktan başlayalım istersen. Kendimde kaldırmak istediğim bir özellik şu an söyleyemem. Düzeltmek istediğim bir özelliğim yok, var. Alınganlık. Alıngan mısındır? Evet, çok alınganım. Ciddi misin ya? Tabii koça aslan olduğum için inanılmaz derecede alınganım. Yani alayına alınganım. Sevdim mi tam ama alındım mı da sonuna kadar, dibine kadar alınıyorum. İstersen 25 yıllık arkadaş olalım. Bir hareketinde alınabilir. Hımm duygusal bir adamsın sen. Çok fazla. Ben de öyleyim. Dışarıdan hiç öyle gözükmüyorsun sen de mesela. Böyle hani ben şey derim. Ya Ali'ye bir şey yapsan. da Ali çok umursamaz. Kaile bile almaz. Gündemi bile olmaz derim mesela yani. Yani bence duygusallık sadece görselde işte ağlamak ya da suratı düşürmekten ziyade kişinin içsel olarak bir devinime girmesi ve karşı tarafta değer verdiği insanın onu algılamasıyla çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Az önce şey söyledin Ali. Koça aslanım dedin galiba değil mi? Yok öyle bir şey demedim. Pekala. Ne demişti <laughs> <laughs> Ata küte burç bata, soruları. Bata, <laughs> Koşa Aslan. Senin spiritüel şeyler olan merakını biliyorum. Yani böyle özellikle bir entertainment'ta konuşup böyle üstüne çok goy goy yapmayacak Havalanma kadar. Havalanmamı mı istiyorsun şu an <laughs> bir anda? Ali'cim be hadi ilk bölüm be. Teaser'ı koyarız diye. Ali'cim. Şu... <laughs> <laughs> Kapak fotoğrafına koyacağım gözünü ya. <laughs> Niye Cihan hocam havalandırır bizi ya? Arkamızda green box var çünkü. <laughs> Senin bu işlere merakını biliyorum. Yani gerçekten bu işe gerçekten inandığını, takip ettiğini, en azından hayatının bir döneminde özellikle çok fazla ilgilendiğini biliyorum. Senin huzurunda şey söyleyebilirim. Bir dönem hiç kimseye fal bakmadım, tarot açmadım. Çünkü bu kadar <laughs> çok ilgilendikçe bazı ortamlarda bazı <laughs> bu, bu, kadınlar şunu soruyor. Bu, soruldu mu ya? Ee, daha geçenlerde bir e, iki ya da üç hafta önce bir ortamda bir kadının şöyle ısrarla gözümün içine baka baka sen astrolog musun dediğine şahidim. Ben de o saatten sonra tartışmak istemiyorum yani. Sence ben astrolog muyum? falan. Çünkü insanlar e, bu tarz şeylerin spiritüel ya da ilgi kapsamında olduğunu unutuyor. Yani mesela ben seninle burç konuşuyorsam gidip geceleri birilerine fal bakmıyorum tabii ki, ya da tarot tabii açmıyorum Beşiktaş'ta kahvelerde yani. Çok iyi tespitlerim var ama bu arada. Bence enerjisel olarak Evet, Biden'ın ee... çekileceğini bildim mesela. <laughs> Cihan Hoca'ya tarot açmıştım. Amerika'da ne oluyor diye sordu bana. Biden çekiliyor, Trump geliyor demiştim. Ali sence benim burcum ne? As bu çok şey be. Ulan doğru diyecektim bu arada be. Ah, aslan. <laughs> Bravo. Ama baştan söyledim zaten. As. Bak enerjisel T geliyor işte. Tükremi mi bekledin yani? Roo, falan mı bekledin? Yani. Yükselelim. 3 soru soracağım sadece. Pekala. Duygusalsın. Çok. Kara var mı arkadaşlarda? İkinciyimdir çok. Yes. Yay balık. Sakin. <laughs> Sakin. Hala kurguda atabileceğimiz yerler var çünkü. <laughs> Ama bir yandan da şöyle bir şey var. 36'sın sen. Hayır. O hayır 36'sın. Hayır. Nasıl? 92'liyim ben. 92'lisin. Ali 33. benim wow, 8 o zaman... Ağustos doğum günüm 32 o olacağım. O zaman senin blokajların var. Sen hissettirmiyorsun. Mesela aslanı da hissettirmiyorsun. Ben sana baktığımda söyleyebileceğim tek şey balık ikizler. Hmm. Balık duygusallığından ana burcun olur. ikizler de dengesizliğinden olur. Ama şey... <laughs> Ne dengesizliğimizi gördüm be. Bize göstermediğin dengesizlik. Evet. Ben ama iş hayatında çok başkayımdır. Özel hayatımda çok Bize başkayımdır. Bize gösterdiğin evet, evet. İçsel. Ben baktığımda Burcum aslan ki herkes çok aslan olduğumu söyler bu arada Burç şey olarak. Ben bu arada çok inanmam Burçlara onu başta söyleyeyim. Bana çünkü şey geliyor insan olduğunu 12 ayrı kategoriye ayırmak gibi geliyor. Biliyorum bu senin için çok sığ bir şey bunu duymak. Yükselenim de akrep. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. De. Kapatmalı mıyım şu an? Yani iz, yükselen akrep. Yani ne yapayım? Şey mi diyeyim? Yani, hiç, hiç beklediğim gibi erkek. <laughs> Asla akrep miymiş falan mı diyeyim yani şu an. Akrebi yansıtmıyorsun yükselenin. Belki de geçiştesin. Belki de. Yeni 30'lu yani yaşlardayım. Senin yani için ama şey. aslan mevzusu çok enteresan. Evet yani aidiyet duygun, hayatına sarılman, hayallerin, kariyerin, iş hayatın vesaire. Evet o yükseltiyi veriyor aslan olarak. Ama sana koç da diyebiliriz. Sana direkt akrep de diyebiliriz. Ya koç biraz daha simgesel bir şey olmuş yani. Hani koç. yani başına buyruk. Mesela Cihan Hocam Burcu'nu merak ediyorum ben ama söylemesin. Cihan Hocam'da bir su grubu var. Ama Ateşle var. Şimdi Vera Hanım oradan diyor ki zaten su var ateş var. <laughs> Ali <adam> zaten. <laughs> dört ne kaldı ki zaten <laughs> dört diye. Dört elementi saydın. Bunu tahmin etmem gerekiyor. Ben de bilmiyorum bu arada. Yani doğum günü tarihini biliyorum sadece. Oradan yürütebilirim. No. Ayını söyleyeyim mi sana? No hayır. Cihan hocam bence. Başak ya da Boğa olabilir mi? Yükselen? Okey. Ana burcunuz ne? Su grubu var demiştim ama. <laughs> Evet Hocam, demeniz gerekiyordu. Bu Erkan Yolaç'ın evet hayır <laughs> yarışmasına döndü. Bu. Bunu bitirebilir miyiz lütfen? Bizim videoya geçenlerde Hamiyet Hanım diye böyle bir 50 yaşlarda bir hanımefendi konuk oldu. Mesela onun da burcunu tahmin edemedim ama bu mesela benden bir skill alabilecek bir şey değil. Sadece şunu söylüyorum. Burcunu tahmin edemediğim insanlara kapalısınız, blokajlısınız. Sen tahmin edemiyorsan bizde bir sorun vardır. Ben doğru tahmin edemiyorum değil. Benim tahmin etmem için gerekli güzergahı bana göstermiyorsunuz. İşte bunun için bir vakit geçirmek gerekiyor ya sanki değil mi? Yani bu şey gibi yani bir doktora gidiyorsun. İşte ben nasıl iyileşeceğim, ben nasıl iyileşeceğim diye hekimin anasını ağlatıyorsun. Evet. Ama biz seninle bir hafta bir kuşadası yapsak mesela o zaman aslanın olduğumu söylersin. O zaman aslan değil bayağı sıkıntılı <laughs> şeyler de söylenir seninle bir hafta kuşadası yapsak. Peki devam ediyorum. Yani bence bu çok korkunç bir şey. Bunu alabilir miyiz ya? Yapma be abi. Vallahi billahi. Bu çok korkunç bir şey. Telefonum yanımda olsaydı size yani çıplak bir palyaço fotoğrafı gösterecektim. Çıplak palyaço mu? Ben bu arada palyaçolara inanılmaz tutkunumdur. Bu kimin fikri bu arada benim, palyaço? Benim. Ben bütün benim Instagram, YouTube'da her yere tam zamanlı palyaçıyızlar. Ben palyaço olmaya da çok severim. Palyaçoluğu da çok severim. Palyaçoluğu da çok severim. Hiç palyaço oldun mu? Mecidiyeköy'de, Mecidiyeköy'de anket <laughs> dağıtan bir palyaço olmadıysan palyaço olmamışsındır Hayır, bu arada. Ben daha bunu tabii böyle şey bir yerden söyleyeyim. ...söylüyorum. Manevi bir yerden söylüyorum. Ben... Manevi palyaçoluk. <laughs> Ağlıyor. Ben şey ya... ...gerçekten yaptığım işi de palyaçoluk olarak çok görürüm. Çok eşleştiririm yani. Hocam buna gülmeseydin ya. Kapatın ışıkları. Bir şey anlatacağım. Niye hocam? Bizi izleyen milyonlarca palyaçoya... ...hakaret mi bu? Bu arada bütün palyaçolarda baş göz. Bütün palyaçolar yani. için bir alkış Hepsi. alabilir miyiz önce Hepsi be? Hepsi burada yani. Kalbini kırdığımız olur. Patatesi sorularına devam ediyorum. Hayatını zorlaştıran bir takıntın. Alınganlık. Bir eşya olsaydı ne olurdun ve neden? Kanepe. Neden? E, zevkli vakit geçirdim. <laughs> ya bak yani... ya, aklıma bu geldi değil mi? Yani yatardın uzanırdın. Tepe 10'u bağlayayım mı buradan? <gülüyor> <gülüyor> Hadi, hocam kameraya doğru ne olur be. <laughs> Türkiye'de çekilmiş en iyi sinema filmi nokta 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 noktadır. Eşkıya. Duşta hangi şarkıyı söylersin? Favori şarkın diyelim ya da duştaki. Çok güzel. Geçenlerde bunu düşündüm. Hatta çok eski bir futbolcunun müzik çalan duş akabiniyle ilgili bir hikayem var. Ama Agüeren bahsettiğim 90'ların sonu 2000'lerin başı falan. Ben ilk defa onda duymuştum yani. Müzik çalan duş Yani aslında şey içine şarkı yüklüyorsun. Şimdiki gibi bluetooth'ta bağlanmalı falan filan değil. Ben duşta ne söylüyordum diye mırıldanırım zaten. Hep mırıldanırım. Şu anda mı mırıldanmam gerekiyor? <laughs> Michael Jackson'ın abi She's Out Of My Life şarkısı. Arada Heal The World. Hep böyle dünya çapında yani hani sevgi ve kardeşi güzel şarkılar. <laughs> Ama son dönemde ne söylüyorum dersen Özcan Deniz'in Derin Duygular. Ne derin dakika. duygular besliyorum sana karşı. karşı. Sevgi değil içimdeki aşkın, aşkın ağlası. Nasıl? Tın, 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 Cihan Hocam girelim. galiba o ATV'ye geçmeyeceğiz. Sen... <laughs> yani, o, <laughs> onu bekliyor bir hani böyle. <laughs> Sabah 55 yaşındaki Meral teyze böyle. Derin duyguları söylüyorum orada. Derin duygular enteresan. Evet. Gereksiz bir becerin. İnsan anlamak. Kol saatini tek kelimeyle anlatır mısın? Saatlere merakın var burada o yüzden sormak isterim. Valla insanlar beni tek saatim olduğunu falan zannediyor. Baş göz. Yaklaşık bir 3-4 yıldır bu Seiko'yu takıyorsunuz. Ama takıyorsun bunu çok sen. seviyorum. Evet. Çünkü rahmetli dedem de o da rahmetli dedem de Ali biçim at ve soyadını taşıyordu. Öyle mi? Tabii ki. O da bir Seiko hastasıydı. Anne tarafından mı? De, baba, ba şey baba tarafından. Baba tarafından. Dolayısıyla ben de onun bir yadigarı gibi Seiko saat e, yani takmaya özen gösteriyorum. Seiko'nun da biliyorsun çok üst segment saatleri var. Grand Seiko, King Seiko. Ben Grand'larda yokum abi. Çünkü o Grand ya da Submariner biraz daha böyle hani deniz aşırı ülkelerde hani işte dalacaksın, çıkacaksın, işte Orkinos tutacaksın falan filan vesaire. Bende o tarz şeyler şu an olmadığı için... <laughs> Ben bunu niye takıyorum? Çünkü kokteyl seviyorum. Çünkü saatimin modeli e, Seiko Prestige Cocktail Time. Bu Japonya'da Star Bar isminde bir barın. Evet. Barmenin kokteyllerinden. ismi de söyleyeceğim. Giza evet. mıydı? Yok Giza piramitte. G ile başlayan Ginza değil. Star Bar'ın barmeni. Ama Star Bar nerede Tokyo'da güzel hocam? Güzel soru. Çok güzel soru. Yapmayın ya. Ekrem hocam ekibimin adına özür diliyorum ben şu an. Hayır sana. ben kendi adıma özür diliyorum. Çünkü <laughs> ben de... Abi e, Ginza ya da Giza olabilir ya. Cihan hocam iyi bilir. Intercontinental otelin altına bir gece kulübü açıldı. Ginza var. Bence Ginza. Ali hocamın hafızasına kocaman bir alkış be! <laughs> Kokteyl serisinin biraz bokunu çıkarttı Seiko ama. Böyle çok iyi bir başarıdan sonra böyle... Abi benim ömürlük anlaşmam var bence. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi ya yani Seiko <laughs> her Ay, zaman ayda bir tane yeni kokteyl serisi çıkartıyor. Presaj serisi çıkartıyor neredeyse. Yok be, presajlar Çok takip 3 ya da 4 kokteylimiz var. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Sen beni yanlış anladın. Hayır. Ay birlikte takacağız. Hayır. <laughs> saatin erkeklerde bir statü ve güç göstergesi sembolü olduğunu düşünüyor musun? Yani çünkü senin bildiğim kadarıyla böyle bir takıntın yok çünkü taktığın mütevazi bir saat. İstesen daha ilerini almayacağını hepimiz biliyoruz. Ya da işte her gün farklı bir Seiko takayım, her gün farklı bir Rolex takayım gibi bir takıntın da yok. O Mesut da var, bende değil. Onda da bir şey yok ama saat yok onun kolunda da o, baktım. O göstermiyor. Şey Rolex sırasında galiba şu an. Hayır o sırası bitti. Ha videolarda takmıyor. Videolarda takmamaya başladı. O bence şey dedi yani ulan şu an Rıdvan abili videoda Rolex mi takacağım falan diye bir kafaya girdi büyük <laughs> bir ihtimal. <bir> <laughs> O hepimizden önce Rolex takıyordu yani. Kesinlikle saat erkekte bir statü sembolü. Ama bir şeyin fiyatı arttıkça erkekliği çok daha ön plana atıyor diye bir şey. Yok. Kesinlikle ve kesinlikle. Yani yok. bu 5000 liralık bir saatte de erkekte bir statü sembolü olduğunu söylüyorsun. Doğru mu anlıyorum? Abi biz 150 milyon TL'lik saati önümüze getirdiğimiz bir video çektik. Mert Kalafat'la birlikte. Ee, Mert Kalafat ve Serkan Demir hocamızla birlikte Greenwich saatçilikle. Türkiye'deki en büyük saatlere çok hızlı bir şekilde ulaşabileceğiniz. Aynı sanki onları promosyonlu yaşıyorum. <laughs> Yapma be hocam. Serkan abi ne oldu bizim Brige? Godfather saati getireceklerdi bir tanesi değil mi? Getirecekler. Hocam <laughs> sakin. Yani bekliyoruz hala. Yani, biz de şey demiyoruz. Hocam ne oldu Godfather'ın <laughs> bu saat Jake Benko'nun değil mi o? Jake Benko. Aynen. Şimdi ben mesela Jake Benko'nun Ronaldo'ya bir saat hediye <laughs> ettiğinde Ronaldo'nun çok da mutlu olduğunu düşünmeyen bir insan olduğum ben için. Ben de öyle düşünüyorum bu arada. Ama tabii ki yani bu özel bir hediye. Çünkü Jake Benko çok nadide parçaları, evet. mücevheratları bir saatin içinde bir macera yaratarak aynı Seven Bıçakçı abi gibi. Yani Seven Bıçakçı da işte atıyorum mesela bir tane şey, Selimiye ya, ya da Mimar Sinan Camii'nin motiflerini bir anda ya da Ayasofya'yı orada görebileceğin bir evren yaratıyor ya takılarda saat içinde. Ama saatle nasıl bir bağ kurduğun senin karakterinle alakalı bir şey yani. Yani atıyorum mesela şimdi konuşma yaparken kolumda bir tane 30 milyon TL'lik bir Patek Filip Olsa bizim konuşmamızdaki neyi değiştirecek? ve Çok büyük bir iş anlaşmasında biznesmenlerin kendi aralarında bir rüşt ispatı olabilir. Sendeki Patek mi? Sendeki Richard Mille mi? Falan filan diye. Rolex taktın mı hiç Ali? Ben hiç takmadım. Hiç takmadın. Denedim bu arada. Takmayı? Yok hayır takmayı. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> ee, olmadı. Mı? Rolex deneyimi yaşadım tabii ki. Ama yani Rolex saatim hiçbir zaman olmadı. Ali bugüne kadar yayınlanmış olan 3 videonun internet dünyasından tamamen silebilme şansın olsa hangileri olurdu? Hiçbiri yok. Pekala. Sahip olduğun için şanslı hissettiğin bir özelliğin? Dostlarım. <laughs> kaydı durdurayım ben. <laughs> sahip olduğun için şanssız hissettiğim bir özelliğin. Önce sahip olduğum için şanslı hissettiğim özelliğimi sayayım. Bir, kendi bilincim. iki ailem. Üç, Mesut. Şanssız hissettiğim hiçbir özellik yok. Öyle mi? Hiç. Evet. Çok güzel. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Cihan Hocam en son böyle bir alkışı Ölü Ozanlar Derneği'nde görmüştük. <laughs> Tekali hocam. Bir yandan da Cihan hocamın alkışı ölüm artı gibi değil mi? Hani Kabataş'ın iskerisinde. Favori <laughs> hobin. Hayır abi. Tamam. Ha pataküteydi <laughs> değil mi? Pardon. Aynen. Abi çok fazla hobim var ama bence hobiye girebilir. Her gün minimum 100 yeni parça dinlemek. Değildir. Evet. 3 tane albüm dinlediğinde zaten oluyor. Her gün Evet. Spotify'da da Apple Müzik'te evet. 100 tane yeni şarkı Minimum. Ali bu çok ciddi minimum. süre yahu. Çok uzun yıllardır yapıyorum zaten bunu. Yani günde yaklaşık 300-400 dakikanı buna ayırıyorsun. Evet. Yani spordayken, yolda Aa, yürürken, enteresan. yemek yerken. Günün sonunda yola devam etmeni sağlayan en büyük motivasyonun. Çalışma hırsı. Ve son son olarak Rıdvan abiyi iyi ki tanımışım çünkü nokta 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 nokta. Rıdvan abi iyi ki tanımışım çünkü hayatımda hiç cüce arkadaşım yoktu. <laughs> Bu kadar. <laughs> Gerçekten hiç. Rıdvan abi rap show'un 3. sezonunda Can Bay Volker bölümünde bizlerle gördüm gördün mü? Bütün ekran kayıtlarını <laughs> abi, her şeyi aldın aldım. Her aldın mı? Diye. O gün sen videoyu yayınlamadan önce bende 5 dakikalık ekran görüntüsü falan vardı. E şaka bana iyi. ya. Bu arada patakete sorular bitti. Patakete sorulara verdi. cevaplar için kocaman bir alkış. Fuat abiye çektiğiniz soba bölümünde Mesutcan Tomay'ın Fuat abiye bir sorusu üzerine Fuat abinin onların hayattaki en büyük şansı benimle kıyaslanmak diye verdiği cevabın üzerine başınız ciddi belaya girdi. Bayağı Sagopa Twitter'dan sizi hedef alan tweet'ler attı. Bayağı bir sıkıntılar oldu. Sonrasında herhangi bir şey yaşandı mı? Yani hiçbir iletişim Mankemede haber şu. Şey. <laughs> Abi ne olsun ya? Ya bir sabah uyanıyorsun, sab Sakopa Kaşmer bu ali biçim ne biçim hayran diye tweet atıyor <laughs> ve senin de aklına şöyle şeyler geliyor. Ulan 85B Basın Sitesi Mecidiyeköy otobüsünden otobüse bindiğimde baytarı Creative 150 megabaytlık bir MP3 player'da seni dinliyordum ve sadece şunu söylüyorum. Canın sağ olsun. Canları sağ olsun. Eski rap dünyasının bendeki ya yani benim hayatımdaki hikayesi başka bir şey. Sen buna bayağı alınmışsın Ali. Onu fark ettim. Aslında ama. hiç alınmadım. Hmm. Hiç alınmadım. Şakasını diyorum işte böyle baş göz falan filan. Diye. Hakikaten baş göz yani. Yani... Ya bir de senin... <laughs> kesin kaydı kesin falan. <laughs> Yok gerçekten öyle. Sonradan herhangi bir şey olmadı değil mi? Bildiğimiz kadar hikaye. Ya. Yani sonra bir iletişime geçme, konuşma, işte... Yok abi. Sokopa vesaireyle hiç kimseyle olmadı yani. Herkes şey bekledi değil mi? O tweetten sonra tabii mesela tabii, bir yerde arayayım. rakıya oturduk <laughs> falan. Abi her şeyi hallettik falan diye. <laughs> Yok abi hiç bir şey olmadı. Abi bizde yani bizim YouTube evrenimizde Mesut'la birlikte herhangi bir şey yaşasak bile sabah hayat kaldığı yerden devam ediyor. Ali hikayenin sana patlaması çok enteresan gelmişti bana bu olay yaşandığı dönemde. Yani Bence çok normal. Neden? Hikayenin bana patlaması. Niçin? Ya bence çok normal. Hatta Mesut'a bile patlamasını anlamlandıramam. Siz sadece orada modellersiniz Normalde Mesut'u kaza oturtmaları gerekiyordu. <laughs> söylemeyeyim ama... söylemeyeyim dedi. <laughs> ya, öyle yani. O biraz benim şansım ama bence bir yandan da çok güzel bir hatıra bu. Çok tabii tabii. Bence de güzel. Şey diye bakmıyorum yani. Mesela annemi arayıp ya biliyor musun ana Sago sag bana diss attı ana falan diyemem ki. Senin enteresan bir şekilde rap dünyasında da karşılıkların olmamış şarkılar. Abi çünkü şarkılar rap dünyasını abi. seviyoruz yani. Evet. yani Özellikle eski yani. Ama onlar seni pek sevmiyor gibi hali sanki. Ya bu arada beni sev sevmemelerinden e, çok da şey değilim. Ben çok iyi bir dinleyiciyim. Yani çok iyi dinlediğim bir adam sabahın köründe bana dis atmış. En son yani... galiba değil mi Mesut'un Mesut üstünden sana bir gönderme vardı. Sen git abin gelsin. Patron değil, diss atmıştı. Sana abi... da daha önce patron bozdu ee... Evet evet sanki Ali için. Evet evet evet. evet. Patronun seninle baya husumeti var. Yok aslında yani herkes birbirini sever ya da ben öyle düşünüyorum bilmiyorum ama yani birinin kalkıp bana diss atması yani bir gün kalkıp mesela silim şeyden bir diss yersek yani yokum. Ya yani yok abi bu arada bir şey diyeceğim kim ne derse desin ya. Kesinlikle aynen öyle. Yani bazı insanlar şiirle, bazı insanlar sözle, bazı insanlar diss'le anlatabiliyor derdini. Benim kimseyle bir derdim yok. Derdi olan için adresimiz belli. Maçka Küçük Çiftlik Parkı. <laughs> Yok bu arada şaka bir yana hepsini seviyorum yani. Ama abartmasınlar ama. Koyayım artık yani. <laughs> Bütün şarkılar yani, adam Bizim de anamız var. babamız var yani. <laughs> Çüş. Devam bir moral, bir moral almış. <laughs> Nasıl yalan bir dünya ya. Nasıl ya bu ya? Sinemacılar niye böyle Ali ya? Ya niye ya? Olduğu gibi akalım gitsin ya. Abi kartları değiştirmemişiz ama. <laughs> beni, baktınız be. şu an bana. Beni... Niye? Alkışta çok iyiydik. <laughs> Alkışta çok iyiydik hocam. Hadi abi. Yapıyoruz abi. Hadi adamım. Nasılsın <laughs> adamım? Ali'cim şimdi Just Pide özel bölümümüz var. Çünkü bu özel bir hafta. Bugün 9 Ağustos Cuma ve bu programın yayınlandığı hafta 6 Ağustos 2024. Just Pide'nin yayınlanmasının üzerinden tam 13 yıl geçmiş Ali. 13. 13. seneyi devresinde Jaspide şu anda. Buna mı denk geldik be? Buna denk geldik abi. 3 gün önce Jaspide'nin 13. yıl dönümüydü ve biz de sana bununla ilgili küçük bir hediye hazırlamak küçük istedik. Alicim sana küçük bir hediye yaptırdık. Yapma ee, hocam. Yaptık be. hocam Vallahi be. Hayır yani hediye dediğin şey yani <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> 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 <laughs> Ali sana böyle Jaspi'de 13. yıl ve şovkest'in içinde bulunduğu bir çerçeve, bir şey hediye etmek istedik. Bir alkış alalım hediyeye be. <laughs> Ali Vay biraz be. beğenmiş gibi yaparsan sana zahmet. Aa. <gülüyor> 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 İşler, acısı. <laughs> İşler acısı. Bölümde şurada durmasın güzel olacağını düşündük açıkçası. Hocam bu arada burada durmasın hiçbir <laughs> sakıncası yok. <laughs> 13 yıl. Vay be. Just bir de 13 yıl Ali be. Sana bununla ilgili güzel güzel sorular hazırladık. Hemen başlamak istiyorum. mi? Sana biraz pataküte etki yaratabilir bu arada. Ali'cim zaten seni konuk almışken bir hakkında konuşmamak imkansızken bir de bu 13. <laughs> seneyi devreye denk gelmek tabii bizleri de çok mutlu etti. Klibi tekrar izledik. Kalabalık meydanlarda yaptığın işi gördüm ve 2011... Doğrudur değil mi? Ali nasıl bir özgüven bu? Önce bununla başlamak istiyorum. Yani şey miydi Ali bu? Bir şeyden yırtmam lazım. Başarmam lazım. Ve bunun için artık her şeyi yapmam lazımın getirmiş olduğu bir özgüven ve cesaret miydi? Yoksa ben zaten böyle bir herifim abi gibi bir şey miydi? Kalabalık alanlarda oradaki hiç kimsenin kastı olmadığını varsayarak söylüyorum. Çünkü bayağı pide kuyruklarında ablalarla falan konuşuyorsun. Muhabbetlere giriyorsun. Sanırım orada bir tek balkondan konuştuğun abla kastın en fazla hani. Okundu mu? Hayır. O zaman Yapma. O teyze de değildi. Okun. Yani sanırım onu Beyoğlu Kumbaracı sokakta rastgele balkonda gördük ve rica etmiştik. İnanılmaz. Sonra zaten onun üzerine ben dublaj yapmıştım. Onun kendi sesi değildi. Ya çok alameti farikası başka bir işti bu. Beni aslında YouTube'la tanıştıran bir işti. İlk YouTube işin Tabii ki. Hmm. O zamana kadar mesela diğer video platformlarına bir şeyler yükleyip bir ün ya da popülerlik peşinde değildim. Hmm. Ama bu garip şey gerçekten yani bu videoyu yükledikten sonra benim hayatım YouTube nezdinde gerçekten çok değişti. 1 milyon ne zaman olmuştu Ali? Çok garip. O zamanki istatistikleri kimse hatırlamaz ama Facebook'un araba motoruna Caspide ile ilgili bir şey yazdığın zaman sadece bir link 250 binde. Onun dışında bütün haber siteleri, bütün video platformları, Daily Motion'lar, piknik tuplar, video tuplar, ıvır zıvır vesaire falan filan. O zamanın rakamıyla gerçekten 70-80 milyonları çoktan devirmiştik. Şey hissettiriyor bana Ali. Gerçekten internet mahirin devrimi gibi bir internet devrimi olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum Sana internet mahalle tanışma hikayemi anlatmış mıydım? Tanıştınız mı? Benim Ali Biçim şov bittikten sonra bir gün Nişantaşı'nda dolanıyorum. Metro ile Galata'da yaşıyorum o zaman. Galata'ya geçeceğim. Baya böyle giyindim, kuşandım, dolaştım. Bir yerlerde bir şey yedim, içtim falan filan. Tek başıma Galata'ya döneceğim. Metro istasyonuna Osman Bey'den daldığımda turnikelere kadar sadece bir tane gölgenin haritadan bir şey baktığını gördüm. Yani girdiğin andan itibaren mesela şu an senin ne yaptığını, bu tarafın ne yaptığını görebiliyorum ya bu tarafa bakmadan. Allah Allah dedim. Benim de hiç unutmuyorum o zamanlar böyle bir kaşmir bir atkım vardı. Bir palton vardı. Demek ki kış aylarında bir şeydi. Haritanın oradan bir tane adam kepinin altında bana doğru döndü. Bir bakar mısın dedi. Buyurun dedim. Döndüm. Osman Bey metrosundan Atatürk Havalimanı'na gidecek rotayı soruyor. Bak dikkat et. Atatürk Havalimanı diyorum. O zamanlar. O zamanlar. Aynen. Ben de haritaya elimi attım. Dedim ki bu istasyondan buraya doğru gideceksiniz. Buradan aktarma yapıp buraya doğru devam edeceksiniz derken göz göze geldik. Kepi kaldırdı. Abi dedim siz dedim internet mahir mi, misiniz? Nereden hatırladın beni dedi. Sizi dedim hatırlamamak mümkün mü? İmkanı yok. Sonra bana döndü ne dedi biliyor musun? Ben de dedi seni bir yerlerden hatırlıyorum. Abi dedim benim dedim programım vardı taze bitti. Sen dedim beni nereden hatırlıyorsun abi? Ya dedi sen dedi bir Michael Jackson parodisi yapmış. Abi dedim onları hatırlıyorsun ama dedim işte dizi Okan Bölgen program vesaire onlar yok bende dedi. Sadece ve sadece dedi yaptığım parodiyi hatırlıyorum dedi. Ne yapıyorsun şu an dedi. Abi dedim işte program vardı bitti. İnternet Mahir'le konuşuyorum. Ya dedi ben dedi İstanbul'da dedi bir otelde çok lüks bir otelde bir aile tarafından ağırlanıyorum. Normalde yurt dışında yaşıyor değil mi Tabii, Ali? Tabii. Amerika'da yaşıyordu. Hmm. Ve şu an dedi gideceğim dedi. Yani dedi burada dedi bir şeyler var mı falan filan. Vallahi dedim benim dedim çok dedim meşhur bir reklamcı abim var dedim. Frankofon Levent Erden. Ne hikmetse dedim 3 gün önce sizinle ilgili bir tweet attı. Ya bir internet Mahir vardı ne oldu diye. Aynı İlhan İrem vardı Aha. bir zamanlar ne oldu gibisinden. Siz dedim onu bir araya getireceğim. Levent abiye o dönemin şartlarında internet mahirle Osman Bey metrosunda karşılaştığımı <laughs> ve biraz daha e, İstanbul'da kalacağını falan filan söyleyince Levent abi internet mahirinin telefonuna ulaştı. İnternet mahir o dönem Türkcell reklamlarında oynadı. Şaka yapıyorsun. Tabii. Hiç hatırlamıyorum onu. Hız reklamı böyle yanakların böyle gittiği bir hız reklamı vardı ya. <laughs> Yine... Sonra bir nasıl oldu mu tekrardan abi? Hani hiç, hiç haberleşme <laughs> internet İnternet Mahir'in Instagram hesabı var mı şu anda mesela? Abi hiçbir şey yok galiba. Kullanmıyor değil mi? Adam yok mu? Bir oldu. ara belki de İzmir'e dönmüş olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ama rastlantıya bak. Evet abi. Ve senin orada o an tanıman ve onun seni tanıması ve adamın tükser reklamına vesile olan kişi sensin yani şu Yani anda. estağfurullah kısmet. Aa, yani e evet. ben kendi kendime şunu söylüyorum. Vay be. Çok iyi. Yani çok internet Mahir'e yani benim değil Ali biçim. Ali olarak internette ilk tanıştığım dönemde neydi onun çok meşhur bir lafı vardı. I Love You değil. Ee, öpmekle alakalıydı sanki ya. I Kiss You. Ha evet. I Kiss, evet, you. I kiss you. Org, Aynen. O site. Oralarda o herifin yani internet Mahir abinin, Mahir abinin hayatını yani vlog gibi hani story gibi her şekilde görmemiz ve ona nail olmuşken yıllar aradan sonra yani yıllar aradan sonra dedim bayağı 15-16 yıl aradan sonra <laughs> Mahir abiyle İstanbul'da ücra bir metro istasyonunu karşılaşmak. Ben hatta Mahir abi diye bağırdım da Mahir abi dedi ki sessiz ol. Birisi ha. tanıyabilir. Ya çok Amerikan var bir hikayeydi ya. Tanımak istemiyor artık yani. E çünkü abi adam aşırı derecede ünlüydü ya. Şimdi Z kuşağında büyük ihtimal bizi izleyenlerin hani belki de çok büyük bir kısmı için çok büyük bir karşılığı yok ama yani bir dönemin tüm dünya için hatta dünya çapında bir internet şöyletiydi arkadaşlar. Böyle internet mahire araştırıp bakarsanız inanılmaz bir adamdı. Abi Mahir abi nasıl bir şey biliyor musun? Benim internete tekrardan geri döndüğümde YouTube'da ilk çektiğim videoda internet mahirlerden geliyoruz dediğim sözün aslında atası. Merhaba YouTube ben Ali Biçim videonun da. Kesinlikle ve kesinlikle insanların sadece tür Türkiye değil globaldeki internete hakim olması için biraz araştırma yaptığında vakıf olması gereken bir figür. Çok da güzel bir, bir Bir de DJ Kral Ercik var onu da hatırlayanlar hatırlar zaten. <laughs> Evinde iki artı bir hoparlörü yumrukluyordu. Just Pide'den şimdiye kadar olan süreçte öğrendiklerinden bir TEDx konuşması yapman istensiydi ve bu konuşma sadece 30 saniye olsaydı kameraya bakarak bu konuşma ne olurdu? 30 saniye değil direkt başlığını vereyim korkmayın yapın. Just Pieden önceki hayatını bir cümleyle anlatır mısın? Öğrencilik. Just Pieden sonra hayatını bir cümleler anlatır mısın? Çünkü siyahla beyaz farkı diyebilir miyiz? Katman katman ilerlediği için Gölgeli değil mi Ali sen de o evet. siyah beyaz gibi değil. Ama bence bütün iyi ve kötü yanlarını ayakta tutarsak çok eğlenceli. Ali ya şey gibi gözümüzün önünde bir yerden bir yere giden ben inanılmaz bir <laughs> 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 hikaye gibisin gerçekten ya. Çünkü seni araştırırken dün şeye baktık abi. Hani seninle kuliste de konuştuk ya biraz. Ya seninle ilgili bir şey yazıyoruz işte Okan Bölge'nin programında Mr. Sik sikecin karşımıza çıkıyor. İzmir'den geldik buraya Al sancak çocuğuyuz. Tercüme eder misiniz? <laughs> oradan bakıyoruz Allah Allah abi bu ne ya böyle unutmuşuz diyoruz. Oradan başka bir yere gidiyoruz. Babam sınıfta kaldı da Sen hatırlatmasan hatırlatmasam bu arada ben de Ulusmuşsun, yani benim de çok tozlu raflarda Aha kalacak bir şey ya. yani. Her şey yani çok güzel hatıralar ama insan ister istemez mesela bazı anlar var. Bazı anlarımla güne başlayabiliyorum. Ulan çok eski bir anıyla nasıl güne başlayabilirim diyorum ama mesela o bahsettiğin şey yani Mr. Sick parodisi unuttuğum değil. Çok böyle tozlu raflara kaldırdığım bir şey yani. Ama muhteşem anılar. İnternetin her yerinde seninle ilgili bir şey var Ali. Özellikle şu an seni direkt olarak YouTube kanalından tanıyan neşi daha küçük izleyicilerimiz için aslında internette Ali biçimle ilgili inanılmaz hazineler var. Bence bir yere bir bakın derim. Ali, Michael Jackson'ı bir kelimeler anlatır mısın? King of Pop. Bir kelime olmasa da hocam. King. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu? <laughs> Michael Jackson yaşarken denk gelseydik ona derdim ki nokta 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 nokta. Ya senle bir dünya turnesine çıkmak isterim. Michael Jackson hayranlığın şu anda sanki biraz daha bastırılmış durumda Ali. Abi yaş ilerliyor çünkü evet. yani şimdi ben teyzemden, anneannemden annemden, babam değil mesela. Michael Jackson normları oradan geçtiği için şimdiye baktığında sadece müziği ve video klipleri kalıyor. Şimdi 2008'de hatırlam yanlış hatırlamıyorsun pardon 2009. Göçüp gittiğinden üzerine çok vakit geçti. Benim artık empati kuracağım tek şey video klipleri ve müzikleri oldu. Yani onun bir felsefesi ya da dünya duruşu, hayata bakış açısı vesaire falan filan onlar çok fazla kalmadı. Ama tabii ki sahne üzerinde bir şey yaptığında, bir video prodüksiyonunda yani entertainment dünyası içerisinde Michael Jackson'la ilgili her şey aslında söylemesem bile arkada bir kitap gibi duruyor. Yani bu adamın çok sükse bir şey yapman lazım. Çok iyi bir şey yapman lazım ve damarlarına kadar da hissetmen lazım. Felsefesi her zaman arkada duruyor. Kuliste hatırlıyorsan zaman ne kadar hızlı geçiyor diye bir şeylerden bahsediyorduk. 15 sene önce ben cenaze törenini izlediğimde nasıl Hüngür Şakır TV karşısında ağladığımı hatırlıyorum. Ciddi misin sen? Tabii ki. O denli bir sevgi Tabii yani. Ki. Ve onun üzerinden çok fazla zaman geçtiği için şimdi yani kendi hayatımdan yani kendi ailemden bile birisini hatırladığımda gözüm artık dolmuyor yani. İyi şeylerle hatırlıyorum. Var oluşunda inanılmaz bir katkısı var ya o çok enteresan var. değil mi? Evet. Yalan yok var oluşuma değil kariyerime de katkısı var <laughs> yani, yani. O hani, kariyersel olarak var oluşundan bahsettim yani. zaten. Ben hiç hayal etmezdim mesela bir gün bir Michael Jackson parodisiyle o dönemi şartlarıyla ana haberlere kadar konuk olacak ve milyonlarca insanın evet, evet. dinleyebileceği bir şekilde. Yani çok hayalini kuramayacağım bir şeydi bu. Hem o hem de o klipteki herkesin şansı yaver gitti gibi. Yani klipte Abi canım ya. Can Ozan var ya mesela. <laughs> Can Ozan var. Deniz Kabu var. Global DJ ya. Bir Doğa Kanakoğlu var mesela. O da bir Akay dönemde... Üstünel Türkiye'nin en iyi koreografi şu an ya Ya ben Can Ozan'ın Jaspide'de Olduğunu sizin soba <laughs> bölümünüzde izlediğimde Nasıl diyorum ya bu kim açtım Bir baktım ki girişteki o adam Can Ozan Ben Can'a ne dedim biliyor musun? İstersen Sen Soba'ya yani podcast'e konuk olduğunda bunu söylemeyebiliriz. Çünkü yani müzikal bir kariyerden sonra geçmişe dönüp yo o o kadar rahattı ki geçmişte böyle böyle bir şey yaptı. Daha derinlemesine konuşabilirdik ama artık herif bir Spotify artist evet, olduğu biraz için... biraz üstünden böyle zaten... He, geçiş, biraz geçiş. böyle şey balçı aldık evet. gibi oldu yani. Ali Caz bir de özel bölümü bitti. cevapları için teşekkür ediyoruz. Ali'ye kocaman bir alkış alıyoruz. Ali bir şey soracağım sana bu arada. Cüce olimpiyatları videonuzu seyrettim. Orada cücelerden, cüc ulan cücelerden de hiç olmadı ya. Oynayan cüce arkadaşlardan ikinci olana tatilyadan 50 bin TL'lik hediye çekiverdi. <laughs> Doğru. <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Doğru. Oradaki abi kimdi ismi ikinci olan Abdil ismi. abi. Abdil abi tatilinin yaklaşık 20 sene öncelerde ise 18 sene önce kapandığından haberdar mı merak ediyorum? E, haberdar olmasa bile ona çok büyük bir ana olarak geçti. yani bana da mesela şu an 50 bin değil yani 10 bin liralık bir tatil hediye çeki verseniz ya da 10 milyarlık havalor uçarım yani. Ali bence Abdil abi o tatilde 50 bin liralık hediye çekini böyle Muğla'da falan bir yerde güzel bir 50 bin liralık hediye çeki olarak Bence düşürdü. Abdil abi o hediye çekini aldı ve bir <laughs> içki sofrasında dedi ki ya bu yavşaklar dedi bana kapanan bir e, e, eğlence merkezi hediye <laughs> çekini verdi. Ben hukuki yoldan nasıl hakkımı ararım diye sabaha kadar <laughs> bir araştırdı birileriyle sonra bir şey çıkmadı. Ya çıkmadı. Yo şey yani hani bir gün açılır diye yani. Senin aklına geldi değil mi bu fikir? E ben tatilciyim çünkü abi. Gittin değil mi tatilde Tabii. Şey. Abi ben de defalarca kez gittim. Tatilciye gitmeyen insanların olduğu bir dünyadayız artık. Ne enteresan değil mi ya? Siyasi bir gönderme miydi o? <laughs> hayır hayır hayır. hayır. Şey hatırlıyor musun? Hani Böyle su akardı, bir tahta sandal gibi bir şeyle hani böyle giderdin, şöyle gidiyordun, sonra paf diye suya geliyordun, senin fotoğrafını çekiyordu. Senin fotoğrafını çekiyordu ve sonra oradaki yetkililer sen geldiğin zaman seni tutuyorlardı ve iniyordun. Ve yep. ben her zaman beni orada biri tutmayacak ve ben aşağı doğru uçup gideceğim korkusuyla biniyordum ona. Neden aklımda böyle bir şey kalmış? Halbuki büyük ihtimalle orası bir güvenlik önemi falan vardır. Aslında o dönemle ilgili hatırlanabilecek en boktan hikaye konuşan ağaç. <laughs> konuşan ağaç be abi, çok gerçekçi o döneme göre bu arada. Yani bir şey diyeceğim, yapay zekanın bu kadar yaygınlaş konuşmadığı bir dönemde bir ağacın elmacık kemiklerine kadar böyle konuşuyor olması ve dönüyor olması bayağı şey yani. Hocam tatiliye gidildi mi Ekrem? Tatiliye hocam. giden var mı? Tatiliye giden var mı içinde? Ciddi misin? Abi biz. Ceyhan hocam. Ah be abi. Şu an burada tatiliye gitmiş olan iki adamız seninde. O dönemler sadece tatile değil yani dönemin Türkiye'deki luna parklarına da yani. Bizim İzmit'te çok büyük bir luna park vardı. Yani bu luna parklarda vakit geçirmek yani o bilet dediğimiz biletleme Üff. sisteminden bilet alıp o biletleri, koçanları saklayıp bir sonraki seyahatinde tekrardan kullanıyor olabilmek. Bunlar çok güzel şeylerdi. Çocukluğumuza dair aslında müthiş anılar yaşadık. İşte geriye dönüp mesela dedin ya sabah uyandığında hobin, hobin neyse vesaire. Bir anda çok eski bir anıyla uyanabiliyorum. Bir anda mesela tatil ya da o anlattığın hikaye gibi bir şey konuşan ağaçla konuştuğum andaki bir anıyla uyanabiliyorum. Yani ben çok özlüyorum. geçmiş özlemek bir hastalık gibi artık ya. Sonu gelmiyor bir yerden sonra. Ben de çok özlüyorum geçmişi. Ben geçmişteyken geçmişi. de geçmişi özlüyordum ya. Evet ya işte onu diyorum ya. Yani büyük ihtimal 5 yıl sonra da bugünleri çok özlüyor olacağız. 10 yıl sonra. Yani, yani. ben her anladım özlüyorum. Her anım benim için çok kıymetli. Şu an bu an da çok kıymetli. Böyle bir geçmişe böyle bir projeksiyonla baktığımda evet iyi ki yaptım. İyi ki yaşamışım dediğim çok güzel şeyler evet, evet, var. Güzel yani. hatıralar biriktirmek zaten çok güzel. Yani Dünya çok güzel bir yer Cihan Bey yani aklınızda olsun. <gülüyor> bir <gülüyor> ara gelin. Bu hala var <laughs> Park. var canım da Ali'nin söylediği aslında daha çok Duna Park kültürünün kalmamış ya benim olması. Benim dediğim Duna Park tarlada evet. başı civarı falan. <laughs> şunu merak ediyorum Ali. İlk seni gerçekten senelerce takip etmiş bir adam olarak YouTube'a başladığın günü hatırlıyorum. Merhaba YouTube ben Ali Biçim videonu attım da açtım videoyu seyrediyorum. Bayağı da oldu zaten yaklaşık bir 5 yıl falan oldu değil mi? 5-6 <laughs> yıl falan oldu. Aralıkta 5 yıl olacak. Videoyu seyrettim ve dedim ki tamam abi herif buraya da gelecek ve işte yani burada da estirecek yani inanılmaz işler yapacak. Sonra senden inanılmaz prodüksiyonlu işler bekledim ben yalan yok. Yani yine işte Türkiye'nin çok ötesinde yani sen bunu 2010'da bile yaparken sen bunu artık 2020'li yıllarda Türkiye'nin çok ötesinde mizah yapacaksın. Çok ötesinde prodüksiyonlar yapacaksın. Belki bunun için işte yine Amerikalara gideceksin. Oradan bir şeyler getireceksin falan diye düşünürken sen kutulara var gibi büyük orta küçük gibi <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yumuşatarak söylerim diye. Şey gibi, işler yaptın. <laughs> Nasıl kibar olabilirim diye çok şey yapıyorum. Teşekkür ederim beni kurtardığın için. Bu işleri yaptığında şey dedim içimden. Ya nasıl olabilir dedim. Ali bu işleri yapmaz. Ali bu işleri yapıyorsa şöyle yapıyordur dedim. Yani şey mi Ali ya? Yoksa ben mi gözümde seni çok büyütmüşüm? <laughs> <ya>. Olabilir bu <gülüyor> arada. <gülüyor> Ali şey var mıydı? Yani ulan bakın ben inanılmaz zaman ötesinde işler yaptım ve bir noktada siz bunun karşılığını vermediniz. Ben şu an toplum ne istiyorsa artık onu yapacağım. Artık sizin tükettiğiniz şeylere teslim oluyorum gibi bir şey miydi? Ben mi yoksa böyle yanlış düşünüyorum? Bana biraz öyle gelmişti. Doğru mu düşünüyorum? Vallahi Kitle'nin izleyicilerimizin, şu anki hayranlarımızın, bizi çok severek yakından takip eden ve hala yılmadan takip eden bütün insanların bizden bekledikleri bir şey vardı. Benim hayatımda Mesut'un hayatında ve bizi izlemek isteyen insan insanların hayatında çok böyle denk düşen bir zaman dilimi oldu. Aynı bunu meteor gibi düşüneceksin yani. Bir meteor bir yerden böyle salına salına düştü ve orayı aydınlattı. Kendimden ödüm vermedim, özüme döndüm. Yani benim için YouTube kariyeri komple özüne dönmekle ilgili. Yani bunun macerasına baktığında hiçbir arayış yok. Sadece bir tılsım var. Ali özüne dön. Nasıl yani? Özüne dön. Sokaktaki gibi, arkadaşların arasındaki gibi, ailenin arasındaki gibi. Hiç tanımadığım bir grubun arasındaki gibi. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Çünkü televizyon dünyası seni çok böyle bir kalıbın içine sokuyor. O kalıbın içine soktukça insanların eleştiri seviyesi çok daha fazla artıyor. Ama ne zaman ki kendim oldum, ne zaman ki kendimiz olduk Mesut'la birlikte o zaman hikaye başka bir şekilde evrildi. Şey gibi değil mi Ali biraz daha? Hani böyle artık bir, bir, yerden sonra o kadar çok fazla üstüne bir kıyafet giyiyorsun ve artık geri dönemeyecek noktaya geliyorsun ki artık hani televizyonda iş yaptın, ettin ve üstünde onunla biçilen bir sorumluluk var. Senden hep o minvalde, o yükseklikte, o prodüksiyonda işler bekleniyor ve sen diyorsun ki arkadaşlar ben Jaspide ile çıktım, evime geri dönüyorum ve üstüne kültüründeki tüm o sıfatları atarak sıfırlanmak istiyorum gibi de bir şey diyebilir miyiz buna? Prodüksiyonla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bir şeye çok para harcaman onun ne kadar eğlenceli ya da ne kadar komik olduğunu bağlamıyor. Ve bizim YouTube evreninde keşfettiğimiz bir şey var. Ne kadar real olursan o kadar çok insanların içinde oluyorsun. Bizim işlerimizde şöyle bir alamet farkı var. Ne kadar prodüksiyon yaparsak yapalım hiçbir zaman amatör kadar izlenmiyor. Dolayısıyla benim içimden geçen duygu her zaman tabii ki daha ultra profesyonel olsun, ultra daha iyi çekilsin, ultra daha prodükte edil ama karşılığı yok demiyorum. Onların bizi, bizim onları yarattığımız bu total kitlede sevdiğimiz bir nokta var. Amatör ruh. İstediğim kadar bir şeye para harca. Geçmiyor oraya. Aa. Karşı tarafa Aa. geçmiyor. Aa. Teşekkür ediyorum cevabın için. Her zaman eğlence sektöründe, eğlence dünyasında, nerede olursa olsun keyifle izleyeceğim, keyifle takip edeceğim. Ve her zaman var olmasını istediğim ender adamlardan bir tanesi olduğunda söylemeden es geçemeyeceğim. <laughs> <Baş göz. gülüyor> Hocam ne oluyor yine? <laughs> Ali şimdi Mesut Can Tomay özel bölümümüz var. Büyük ihtimal Mesut Can burayı seyrederken baya bir gülüp dalı geçecek. Tabii ağlayarak de. osuracak <laughs> evde. Yani hem ağlayan ve osurabilen tek insan hayatta şu an. Yaşandın mı böyle bir şeyler? Valla ben şahit olmadım ama ağlayarak <laughs> osurabildiğini düşünüyorum yani. Böyle hikayeler yani. var değil mi? Böyle anlatılan efsaneler Çünkü var yani. Çünkü şey yani yaklaşık 2 ya da 3 ay önce Basur'u vardı. Evet videolardan görüyorum, yani. Ali şimdi başlıyorum. Mesut Can'ın seninle olan ilişkisinde aslında sizi tanımak adına güzel sorular olacağını düşünüyorum. Mesut Can Tomay denilince aklına gelen ilk şey. Kardeş. Mesutcan Tomay'ı üç kelimeyle anlatır mısın? Eski çocuk yıldız. <laughs> Mesutcan Tomay'ı bir kelimeyle anlatır mısın? Yıldız. Vay. Mesutcan Tomay'ı bir şarkı nakaratıyla anlatır mısın? Behe yalı gözlü Dilber, vaktin geçer demedin mi dinme. Harabe olmuş gözlerim, eller keser demedin mi dinme. <laughs> Neden bu şarkı Ali? Bir dönem çok severdik çünkü. Öyle mi? Tabii ki. Durduk. Tamamdır. <laughs> şarkıyı kaydedebildik değil mi? Şarkı şu an Mix Mastering'de okay, bu arada. Tamam. <laughs> Hocam Sony müziği attınız mı şarkıyı? <laughs> E <laughs> Mesutcan Thomas hayat nokta 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 gibidir. Boş. Ciddi misin sen ya? Evet. Bu bağlılık seviyeniz birbirinize karşı şu an bu noktada. Ne kadar enteresan değil mi? E bence enteresan <laughs> bu arada. Yani sanki şey hissediyorum. Sizin en iyi dostunuz da sizsiniz gerçekten. Yani sizin yani. aynı segmentte başka dostunuz yok gibi hayatlarınızda. Ya mesela. aynen öyle. Değil yani mi? bütün gıcıklıklar kendi aramızda, Hı -hı. bütün düşmanlıklar yine kendi aramızda, bütün çekişmeler her şey bir şey için yapılıyor. Bir işin çok iyi çıkması için. Buna performans harcayan, buna profesyonel Genellikle yaklaşan herkes baş göz. göz. <laughs> ee, ama Mesut konuda çok daha başka. Mesut Çantomay telefonunda nasıl kayıttı? Mesut Çantomay. Mesutla hangi özelliklerinizi değiş tokuş yapmak isterdin? Ben iyiyim o da iyi. Ya benden de ona bir şey geçmesin. Ondan, ondan da bana da bir şey, şey geçmesin. Gelmesin yani. Yani. Herkes yerli yerinde gayet iyi. Bir günlüğüne Mesut Çantomay olsaydın ne yapardın? Beymen 500 bin TL. <laughs> o derece mi diyorsun ya? Allah göstermesin tabii ki. <laughs> Allah nasip etsin diyelim ya. Öyle değil mi? <laughs> Birlikte dizi film izlerken en çok hanginiz dikkat dağıtırsınız? Asla. Pürü dikkat izleriz. İkiniz de. Tabii ki. Bazı tipler vardır ya film izler. Kapatma kapatma tuvalete gidip geliyorum der gider falan. No, gerekirse altımıza sıçarız. Bir şeyi kesmeyiz. Ve sadece şöyle. Benim pauzlarım daha meşhurdur kendi aramızda. Çünkü benim aklıma daha başka şeyler geliyor. Onun da aklını böyle bir anda daha başka bir yere götürmek için. Onun aklına başka bir şey geliyor derken bir şeyi izlediğimizde Durdurup üzerine saatlerce konuştuğumuz çok şey olmuş. Sen istişareci bir adamsın, evet bence de evet, böyle çünkü filmi Şimdi onu fikrini merak ediyorum. O an, o sahneyi konuşmak istersin evet, yani, çok aynen. güzel, çok güzel. Birlikte en keyif aldığınız aktivite? Gizli. Peki. Hayır be gizli dediğim şey yani tatilleri çıkmak falan <laughs> filan yani. Birlikte en fazla keyif aldığımız şey yeni bir fikrin üzerine saatlerce konuşuyor olmak. O ilk heyecan, Tabii ki. Yani o fikir o gün olgunlaşsın ya da bir ay sonra berbat bir fikire dönüşsün ama o gün konuşuyor olmak bizim için en büyük heyecan. Sadece ikinizin aranızda güldüğü ve başkalarının Anlam veremediği örnek bir şaka verir misin bize? Ya Mesut'un... <laughs> Dur. <gülüyor> ben Mesut'a her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki oğlum bak çok komiksin. Yeryüzünde güldüğüm en komik insansın. Ben şeyleri geçiyorum. Amerikan, İngiliz, Avustralyalı, İsveçli komedyenler vesaire. Yani umurumda değil. Çok komiksin diyorum. Ama bazı yaptığın şeyler var beni acayip derecede kırıyor. Ne diye sorunca garip garip hareketler yapıyor. Mesela şöyle... <laughs> Yani anlatamam şu an çok hani bok gibi bir şey gibi geliyor ama o yaptığında ben yerlere yatıyorum. Bazen ısrar ediyorum, yapıyor ve gülüyorum. Köpek gibi gülüyorum. Böyle hareket yapınca aklıma geldi. Ali'ye videolarda şey yapıyorlar. Aliço, Aliço diye bastırıyorlar. <laughs> <laughs> tamam <gülüyor> Çukur'daki Aliço var ya. <laughs> alakası yok. Nasıl yok? Bana alakası yok. O Bana, değil mi? Alakası yok. Nasıl yok ya? Oo no, hayır. Aliço 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 benden bir şey istiyorlar ben de ona rağmen bir hareket yapıyorum sadece o kadar. İnanamıyorum bak böyle yapıyorlar. Aliço Aliço, Hocam o ne gibi biliyor musun? Deadpool'daki Easter Egg gibi bir şey var. Sadece sevenler anlayabiliyor. Çukur'daki Ali Ço, içerideki bilmem ne vesaire alakası yok. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Mesut Can Tomay özel bölümü bitti ama bu bölümün sonunda buradan Mesut Can Tomay'a bir şey söylemek istersen kameraya bakarak Mesut Can Tomay bölümünü kapatabiliriz. Valla öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için son derece teşekkür ederim. İyi ki varsınız kamera arkasında ve kamera önünde özellikle sana sonsuz kez teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra kendi kanallarımız olmasa bile kendimi ifade edebilecek bir platform ya. Yakaladım. Bazen bize bu fırsat verilmiyor. Onun dışında sevgili partnerim Mesut tomaya da umarım en yakın zamanda ...istediğin başarıya ulaşırsın. <laughs> Mesut. bu arada Mesut Çantoma özel bölümünün bitmesiyle birlikte show kestiğinde artık ufaktan sonuna gelelim. Herkes... Ya. ya yapma be. Hayır. Hayır. <laughs> Pekala, yepyeni bir bölüm o zaman. Falan Tabii diyorum. daha 40 dakikalık <laughs> etap geliyor, değil mi? Ya olimpiyatta yani Yusuf dikeç misin? Showcase bitti. Showcase'in ilk bölüm konuğu olduğunu. Evet, Hatta... Derin bir boşluktayım şu evet, an. Ben yani. Nasıl şu biter an diye? ne yapacağımı düşünememekle birlikte. <laughs> Ali Showcase'i nasıl buldun? kısaca böyle aslında demin bir şeyler söyledin ama. ilk bölüm konu olduğun için bizim için çok özelsin. Bu bölüm de bizim için çok özel. Çok heyecanlıyız her anlamda. Estağfurullah. Gayet iyi. Benim için son derece anlamlı ve özel dakikalardı. Dolayısıyla vira bismillah. Kocaman bir alkış Ali'ye. <laughs> Showcast'in ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Showcast'i izlerken keyif aldıysanız beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Showcast'in devamının gelmesi için bu çok önemli. Şu bölümün şerefine de güzel bir geri dönüş bekliyorum sizlerden. Yorumlarda buluşalım. Bir dahaki haftaya kimlerin gelmesini istediğinizde yorumlarda belirtebilirsiniz. Hafta yeni bölümde görüşmek üzere. Kapanışı Ali Biçim'e bırakıyorum. Sevgili arkadaşlar değer verip bu dakikaya kadar izlediğiniz için sonsuz kez teşekkür ederiz. Ben Ali Biçim. Sizlere esenlikler dilerim.